Kudüs'ün ilk fatihi Hazreti Ömer'e, şehit Şeyh Ahmet Yasin'e, şehit İsmail Haniye'ye. Bismillahirrahmanirrahim. Ya استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. De Allah ekber. Ve biz de arzu mevhud hayaliyle topraklarımızda gözleri olan Siyonistlere diyoruz ki sakın böyle bir hayale kapılmayın. Siyonist İsrail Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın, 42 binden fazla insanı katleden hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan, devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Batı emperyalist güçler İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen Siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan. Bir düşünün. Kendilerinin dışındakilere insanımsı diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış bir ırkçı, bir rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör bir inanç emperyalizmin desteğiyle dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor. Dilimiz varmıyor ama hapishanelere doldukları masum kardeşlerimize tecavüze varacak kadar ileriye giden bir cinnet halini hangi akıl açıklayabilir? Uluslararası sistem ahlaken, fikren, fiilen çökmüştür. Uluslararası kurumlar çökmüştür. Daha da kötüsü, İnsanlık
bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında savunmasız. Değerli kardeşlerim, mazlumun ahı arşa ulaştı. Anaların feryadı vicdanları ateşe verdi. Artık ne söz yetiyor ne de kelam. Bizzat batılılar tarafından sırtı sıvazlanan terörist İsrail bugüne kadar kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve hastanelerde tedavi gören 42 bin canı katletti. Tekrar ediyorum, batılı başkentlerde alkışlanan katil Netanyahu yönetimindeki Siyonist İsrail 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk, 11.500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katletti. Bunlar resmi rakam. 97 binden fazla yaralı, 10 binlerce kayıp var. Bunlar istatistiki bir rakam değil. Bunlar her biri insan. Her biri kardeşimiz. Bunlar bizim evlatlarımız, annelerimiz, bacılarımız. Bunlar insanın vicdanını kanatan gerçekler. Okullar, hastaneleri, camileri, kiliseleri bombalarken insanlığın ortak değerlerini hiçe sayan Siyonist rejim Lübnan'a başlattığı saldırılarla sapkın inancıyla şekillendirdiği arz-ı mevudu hedefine ulaştırmak için bugün bölgeyi ateşe vermeyi planladığını gösterdi. Orada da durmayacaklar, biliyoruz. Ateş yaklaşıyor. Bitlis'ten Gazze'ye direnişe bin selam. Bitlis'ten Gazze'ye direnişe bin selam. Bitlis'ten Gazze'ye direnişe bin selam. Gazze'de Rablerine şikayette bulunan çocuklar insanlığın bu durumuna ne diyecek? Ne demişti o küçük kız? Sizlere hakkımı helal etmiyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya 8 yaşındayken büyümek zorunda kalan o çocuk, ben çocukluğumu yaşayamadım ki demişti. Ama onlar yine de zulme ve katile karşı şerefle, inançla direndiler. Boyun eğmediler. Zillete razı olmaktansa direnmeyi ve şehadeti seçtiler. Bir tarafta sözde uluslararası hukuk, diğer tarafta 365 gündür ölümü her gün yüzlerce kez yaşayan o çocukların bilge sözleri. Sözde ateşkes çağrılarıyla barış maskesi takan Batı, arka planda kendi değerlerine savaş açmış soykırımcıya silah, para ve siyasi destek verirken insanlığın onurunu Filistinli çocukların, kadınların ve erkeklerin omuzlarında. Kahrolsun ABD emperyalizmi! Kahrolsun ABD emperyalizmi! Kahrolsun ABD emperyalizmi! Kahrolsun ABD emperyalizmi! Değerli kardeşlerim, Filistin'de, Gazze'de bunlar olurken hala dengeleri gözetleyen, küçük çıkarların kaybolmasından korkan bir İslam dünyası manzarası ile karşı karşıyayız. İbrahim Anlaşması'nın peşinde İsrail'e ve ABD'ye yardım ve yataklık yapan bölge ülkeleri maalesef onurumuzu zedeliyor. Ama gerçek ortada.
Batı'yı arkasına alan İsrail bütün bölgeyi ateşe vermeye başladı. Geçen yıl Gazze'de başlayan vahşet ve soykırım bugün Lübnan ve Yemen'e sıçramış durumda. Bugün Üsküdar Meydanı'nda Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale katliama karşı dur demek için Ulu Cami Meydanı'nda buluştuk. Türkiye uzun zamandır bu uyarıyı yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta şu uyarıda bulunmuştu. Bir kere daha şunun altını net bir şekilde çizelim. Emperyalist stratejilerle Siyonist İsrail'in arz-ı mevud hedefi birbiriyle örtüşüyor. Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerini, katil rejime yapılan silah yardımlarını başka nasıl açıklayabiliriz? Kirli bir oyunla karşı karşıyayız. Onun için tekrar altını çizmekte fayda var. Türkiye'nin savunması Gazze'den başlar. Lübnan saldırısı savaşın yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Batılı başkentlerde ise aynı kalıpta açıklamalar devam ediyor. Dün komplo denilerek küçümsenen stratejilerin bugün gerçekleştiğine hep birlikte tanık oluyoruz. Onun için kimse olayları bizden uzakta zannetmesin. Aymazlık ve gaflet sonumuz olur. Vakit teyakkuz vakti. Vakit Gazze hattına destek olma vakti. Vakit insanlık haysiyetine sahiplenme, vicdanın sesi olma vakti. Vakit kardeşlerimize sahip çıkma vakti. Çekinmeden diyoruz ki Gazze'deki direniş insanlığın ve bizim onurumuzdur. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya zel celali vel ikram. Ya munzilel kitab ve ya mujriyes sahab ve ya hazimel ahzab. İhzim es-sihyuniyine ve avanihim ve muhibbihim. اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين آمين اللهم زلزلهم تحت أقدامهم آمين اللهم زلزلهم تحت أقدامهم آمين اللهم زلزلهم تحت أقدامهم آمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في غزة آمين وفي لبنان آمين وفي يمن وفي آمين جميع أقطار الأرض يا رب العالمين آمين اللهم ارحم شهداءهم اللهم أيد مجاهدهم قلب boşluğundan sana sığınırız. Basiretsizlikten sana sığınırız. Ferasetsizlikten sana sığınırız. Duyarsızlıktan sana sığınırız. Sen rahimsin. Sen Gazze'deki bütün şehitlere bir yıl boyunca mücadele vermiş 41 bin, 42 bine ve üzerine çıkan şehitlere rahmet eyle. Amin. Rabbim sen vatan için, İslam toprağı için, mukaddesat için, İslam'ın şerefi için mücadele eden bütün şehitlerimize de rahmet eyle. Amin. Ya ilah önümünde Rabbim bizleri o şehitlerin kanından sorumlu tutma. Rabbim eğer duyarsız kalmışsak, eğer hissiz kalmışsak, eğer bana ne Filistin'den, bana ne Gazze'den, bana ne de Yemen'den, bana ne Afganistan'dan şuursuzluğuna bürünmüş insanların gafletlerinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya İlahel Alemin, ya Hayyu ya Kayyum, sen Nuh Aleyhisselam'ı selamet gemisiyle selamete erdirdiğin gibi Gazze'yi ve Filistin'i de Mescidul Aksa'yı da özgürlüğe kavuştur ya İlahel Alemin. Eyle ya Rabbel Alemin.
sen İslam ümmetine hayatsızlıktan, duyarsızlıktan, duygusuzluktan, riyakarlıktan... Filistin'in özgürlüğü için her zaman ve her şartta gücü yettiğince... De...